Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yakıt verisini merak eden, bu araç ne kadar yakıyor diye araştırma yapanlar için günlük kullanımda her gün rutin olarak gidip geldiğimiz bir istikametin yakıt videosunu çekeceğim. Şimdi önce bir istikameti size anlatayım. Şimdi bizim ev, dediğim gibi, şehrin düzlüğünden bir tık yukarıda. Dağın yamacında, biliyorsunuz, TOKİ konutları genelde böyle yamaçlara falan yapılıyor. Düzle ininceye kadar biraz yokuş aşağı iniyoruz. İşte 1800 gibi, yani 2 kilometreye yakın bir yol gidiyoruz yokuş aşağıya. Oraya aşağıya giderken düzenli kullanırsak araç bazen hiç çalışmadan gidebiliyor. Şu anda da bataryamız tam 3 diş. Yokuş aşağı gideceğimiz için çok gaza yüklenmeden gideceğiz. Şu an bataryamız tam 3 diş. Yani çalıştı, çalışacak. Ama tabii yokuş aşağı gittiğimiz için araç kendi kendini şu anda şarj ederekten gidiyor. Yerleşim yeri olduğu için çok da hızlı gidemiyoruz zaten, mahalle arası. Amacımız da zaten günlük kullanımda nasıl bir yakıt verisi elde ediyoruz onu da görmek olsun zaten amacımız. Şu anda iniş aşağıya gidiyoruz. Aracımız daha hiç çalışmadı. Eğer sürekli olarak fren kullanaraktan gidersek, yani aracın şarj etme seviyesini yükseltirsek, araç bazen çalışabilir. Onun için çok frene de aşırı basmıyoruz. Yani sürekli fren halinde de gitmiyoruz. Sürekli fren halinde gidersek araç şarj yaptığı için, bataryaya elektrik akımı yükseldiği için araç kendi kendini çalıştırma gereği hissediyor. Şu anda evimizden çıkalı kaç metre olmuş? Bakalım. Şu anda 600 metre olmuş. 600 metreden bu yana hiç çalıştırmadan geldi. Şu an hafif düzlük gidiyoruz. Yine aşağıya sallanmaya devam edeceğiz. Mümkün mertebe ayağımı gaza çok yüklenmiyorum. Zaten aracım normal modda olduğu için hafif sert bassam büyük ihtimalle şey çalışabilir. Bazen işimiz acil oluyor. Acil olduğu zaman bu aşağılara gaza yüklenerekten gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. Dolayısıyla frene yüklenmiyoruz. Bu sefer bataryanın içerisindeki şarj da mesela bitebiliyor. Aynı zamanda araç buraya aşağıya giderken de çalıştığı için ortalamamız yükselebiliyor. Ama biz bu şekilde sakin sakin bu hızlarda gittiğimiz zaman işe zaten rahat yetişiyoruz. Hatta sabah trafiğinde falan bu hızlardan daha hızlı gidemiyoruz yani. Çünkü yol kalabalık olduğu için. Şu an yaklaşık 1,5 kilometre yol geldik. Şu köşede zaten yolumuz artık düzleşiyor. Şu an 1,5 kilometre yol geldik. Şu an 1.600. Şimdi tam düzlüğe indik artık. Buradan sola döndüğümüz zaman yolumuz düz. Şu an 1.700. Yani yokuştan aşağı inerken aşağı yukarı 1.700 metre yol geldik. Rampa aşağı. Bataryam tabi boşalmaya yakın olduğu için, 3 işlerde olduğu için
3 dişli olunca şu an doldu ama kaça kadar dolmuş? 6'ya kadar dolmuş. Bazen 4-5 dişte de olabiliyor evden çıkarken. O zaman buraya aşağıya gelince tam doluyor. Hatta bazen aracı çalıştırma seviyesine geliyor artık. %80'i geçtiği için araç kendi kendine çalışabiliyor. Ama eğer ben tabii fazla dolu olursa da bataryam, şey yapıyorum. Hafif gelirken gaza falan yükleniyorum. O zaman batarya, yani aracın çalışmamasını sağlıyorum. Bu şekilde düze gelene kadar yakıt yakmadan gelmiş oluyorum. Düzde de artık dediğim gibi tam elektrikte gitmeye çalışmıyorum. Şu an bu Muğla'dan Denizli istikametine doğru yolumuz var. Denizli istikametine doğru girdim. İleriden sağa döneceğim. Yine mahalle arasına. Şu an aracım elektrikte, full elektrikte gitme durumu var. Hatta gitmeye çalışıyor. Ama ben gaza yüklenerekten aracın çalışmasını sağlıyorum. İçten yanmalı motor çalışınca hem akünün eksiğini dolduruyor, hem yola gitmemizi sağlıyor. Çünkü birazdan mahalle aralarına girince hızım düşecek. Hızım düşünce de tabii elektrikli motorda gitmeye çalışacağı için araç orada elektriği bitirirse bu sefer kendi kendini şarj etmeye çalışırken ortalamamız yükseliyor. Ortalamamız 1.9. Yaklaşık 1.5 kilometre rampa indiğimiz için aracımız aküsünü doldurdu ve ortalamamız dolayısıyla çok yükselmedi. Eşimin iş yeri bulunduğu yer 5 kilometre falan. Bazen gidişimiz genel ortalaması gidişimizin ne oluyor? 2.1 2.2 bazen 2 nokta, yani 2 litre o şekilde olabiliyor. Dönüşte de tabii ister istemez ortalamamız doğal olarak yükseliyor. Çünkü yaklaşık 1.5 kilometre indiğimiz yokuşu geriye çıkıyoruz. Dediğim gibi araç elektrikte gitme imkanı var. Fakat ben mümkün mertebe hızlandırmayı, yani aracın hızlanmasını içten yanmalı motorla yapıyorum. Şu an ayağımı gazdan çektim mesela. Araç akmaya devam ediyor ve şu an aracın hızlanmasını istiyorum. Yine gaza yüklendim. İçten yanmalı motor çalıştı. Dolayısıyla bataryamız boşalmamış oluyor. Şu an bataryamız aşağı yukarı herhalde 6 diş gibi, 5-6 diş gibi bataryamız var. Çünkü geriye dönüşte de lazım olacağı için düzenli bir ortalama yakalayabilmemiz için. Ben şu anda gidiş esnasında eğer aracın İçten yanmalı motorunu kullanmazsam ve bataryayı oraya varana kadar boşaltırsam, bu sefer geriye dönüşte araç kendi kendine şarj etmeye başlayacak. O zaman da dediğimiz gibi ortalama yükseliyor.
Şu an eşimin çalıştığı yere geldik. Toplam 5.7 kilometre gelmişiz. Tabii şu an burada bir işimiz olmadığı için ben buradan dönüyorum. Şu anda geriye eve doğru gidiyoruz. Buraya geldik. Şu an ortalamamız 2.3. Buraya gelene kadar 2.3 ortalamayla geldik. Nasıl geldik? Dediğim gibi evimizden aşağıya inerken, oturduğumuz yerden aşağıya doğru inerken aracımız kendi kendini şarj etti. Yaklaşık 1600 metre kendi kendini şarj ederek geldi. Dolayısıyla da geriye kalan 4 kilometrede de zaten düzlük geldik. Oralarda da anlattığım gibi dikkat ederekten geldiğimiz için ortalamamız çok da yükselmedi. Şu anda geriye doğru dönüyoruz. Burası bilirsiniz belki. Kötekli şu an ortalamamız 2.3. Kilometremiz ne olmuş bakalım. 7.6 kilometre. Şu anda düz yolda gidiyoruz. Asfalta çıktık. Muğla Denizli yoluna. Şu anda kavşağa varım ama az bir şey kaldı. Şu anda zaten içten yanmalı motorumuz çalışıyor. Araç hem kendini şarj ediyor hem tekerlere güç veriyor. Ortalamamız 2.9. Şu an kavşağa doğru geliyoruz. Ayağımı gazdan çektim. İçten yanmalı motorumuz stop etti. 2.9 ortalamayla devam ediyoruz. Şimdi düzlük bitti. Yani evimizin olduğu yere doğru dönüşü yapıyorum. Ve şimdi buradan yukarıya yaklaşık 1,5 kilometre yokuş çıkacağım. Çıkarken de gene gaza yükleniyorum ki araç elektrikte gitmeye çalışıp da bataryayı boşaltmasın. Yani şu an batarya yarıdan fazla olduğu için bazen hemen devreye de girmeyebiliyor yani. Elektrikli içten yanmalı motor hemen devreye girmeyebiliyor. Gaza biraz fazla yüklenmek gerekebiliyor. Şu an ortalamam 3.1 oldu. Şu anda az önce indiğimiz yokuşu geriye çıkıyoruz. Şu an yokuş tırmanıyoruz. Ortalamam yokuşa tırmanmazdan önce neydi? 2.9'du.
hatta 2.8'lere falan düşmüştü. Şu anda yaklaşık 700-800 metre yokuş tırmanırken ortalamam şu anda 3.6. Şimdi biraz düzlüğe geldik. Burada aracı hızlandırmak için içten yanmalı motoru devreye sokuyorum. Ayağımı gazdan çekince zaten araç düzlükte olduğumuz için kendi kendine aka aka gidiyor. Şu an ortalamamız 3.7. Başladığımız noktaya dönmek üzereyiz. Ortalamamız 3.8. Evet, şu anda geldik. Evet, gördüğünüz üzere ortalamamız 3.8. 11,5 kilometre yol gidip gelmişiz. Ortalama hızımız 23 kilometre. Zaten hızlı gidecek bir yer yok. Ortalamamız 3.8. İş yerine varış geliş. Hatta akşam saat 8'de yine hanımı işe bıraktım geldim. O zaman gidip geldiğimizde ortalamamız biraz hızlı gittim. Yani bir tık hızlı gittim geldim. Çünkü yetişmem gerekiyordu. Vakitli işim olunca. Kaçla geldik? 4.5 ile gitmiş gelmiştik. Tabii şimdi havalar eğer sıcak olursa, klimayı çalıştırıyor olursak ya da işte bataryamız boş bir şekilde kalkışa geçtiğimizde araç kendi kendini şarj etmeye başlarsa, biraz öncesinde yoldan geldiysek batarya çok ısındıysa ya da araç güneşte kaldı da batarya ısındıysa, verimliliği düştüyse ya da iş yerine giderken batarya ısınırsa dolayısıyla verimlilik düşer. İşimiz acil olduğu zaman hızlı git gel, pratik bir şekilde gidip gelmemiz gerektiğinde acele edersek falan 5-5.5'la da gidip geliyoruz. Bu şekilde de bu verimizi de paylaşmış olalım.